Futbol Menajer 2024'ten herkese tekrardan merhaba. Devre arası güncellemesinden sonra başlamış olduğumuz Galatasaray kariyerimizin yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bu bölümde yapmış olduğumuz transferlere, sattığımız oyunculara, rebuild tarzı başlangıcımıza bir göz atacağız. Kimleri sattık, kimleri niye aldık? Bunun dışında da taktik üzerinden bu şablonumuzu oluşturacağız. Hazırlık maçı oynayacağız, Şampiyonlar Ligi öneleme oynayacağız ve lige giriş maçımızla birlikte bölümümüzü tamamlayacağız. Alt yazı ya da ünlem ya da not olarak düşmek istiyorum. Gerçekten farklı bir taktik ortaya koyacağız. Farklı oyuncularla bu taktik üzerinden ilk sezon hedefimiz direkt şampiyonluk. Vay efendim bu niye gelmiş? Bu niye gitmiş muhabbeti yap. Galatasaray'a saygı duyarak özellikle Fenerbahçeli arkadaşlar da yorumlarda. Hazır mısınız? Rebuild tadındaki transferlerimize bir göz atalım. Evet dostlar, öncelikle gönderdiklerimiz Zaha, Tete, Nelson ve Mertens'i bu 4 oyuncuyu gönderdik. Buradan iyi bir gelir elde ettik. Biz ise onun yerine tam tamına e, şuradan şimdi oyuncuları göstereceğim ama 2, 4, 6, 8 tane oyuncu aldık. 4 gönderdik. 8 aldık. Bir tanesi genç yatırım. Onu kiralayacağız. 7 tane oyuncu Endonbele ve Hakim de kadro dışında bırakacağız. Böylelikle e belki şöyle düşünenler vardır. Ya hocam sonuçta yeni geldin. Devre arası transferleri yapıldı. Neden mevcut kadroyla oynamıyoruz da hala transfer ya da yenilik peşindeyiz? Bunu da hemen kısaca açıklayayım. Sonuçta Okan Hoca gönderildi. Biz geldik yerine. Gelir gelmez yapılmış transferi istemeyebiliriz. Kabul et kendi istediğimizi getirmek isteyebiliriz. Bunlar futbolun içinde var olan şeyler. Örnek vermek gerekirse Fenerbahçe'den Steven Kalkırdı sanırım. Antep'ten getirildi. Yeni gelen hoca istemedi. Hiç oynatılmadan gönderildi. Yerine başka oyuncular tercih edildi. Şimdi ilk olarak yaptığımız ilk transfer Omar Abdurrahman. Size gittik Omar'ı getirdik. Omar bir kere Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen ve Arabistan taraflarından 31 yaşındaki teknik oyuncu Mertens'in yerine tercih ettiğimiz bir oyuncu. Bir kez hazırlık maçında oynattık. 7 oynadı. Oyuncuyu serbest olarak kadromuza kattık bedelsiz. İkinci olarak 1.8 milyon verdik bir ön libero kısmına. Ön libero biliyorsunuz bu bölgede 4-1-4-1 tarzı bir sistemle oynayacağımız için zaman zaman Sergio Oliveira ile zaman zaman da orayı çift çapa ön libero ile kuracağımız için Libya'lı Musratiye Misilleme olarak aldığımız bir oyuncudur kendisi. Henüz 26 yaşında 1.8 milyona aldık. 1 milyonda maaşı veriyoruz böyle bir profili var olabildiğince top kapması agresifliği ve zihinseli yüksek bir oyuncu bize nasıl bir katkı sağlayacak savaşçı rolünde. Öte yandan zaman zaman kendi kariyerlerimde de takip ettiğim Tebo Mokeyana Güney Afrikalı orta saha oyuncusu gerçekten komplike bir adam. Yani oyunu iki yönlü oynayabiliyor. Tekniği yüksek, zihinseli kuvvetli 26 yaşında olması çabuk seri bir oyuncu. Hem oyun kuracak hem de çabukluğuyla her yere yetişecek bizim için. Onu da sadece 800 bin euroya aldık. Maaşı da yine 1.2 milyon tabo Mokeyana. Al kokoya güzel bir bon servis ödedik. Ekvator ekve, Ekvator Gineli oyuncu bize Aspalmas'tan 5,5 milyona aldı. Gördüğünüz gibi 24 yaşında genç bir oyuncu. Onu da Nelson'un yerine düşündük. Nelson'un aksayacağını düşünüyorduk ve Koko'yu da takip ettik. Kendi listemizde vardı. Bizimle birlikte Galatasaray'a onu da getirdik. Zihinsel, fiziksel, teknik anlamda aynı. Yani bir kısmı yüksek, bir kısmı düşük ya da şu su çok iyi, bu su çok kötü değil. Tamamıyla her şeyi barındıran bir oyuncu Koko. Daha sonra Zeki Çeli'yi kelepir bulduk. 3 milyona aldık. Yani ciddi anlamda bek sıkıntısı var. Sonuçta sağ bekleri sayın desek Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik geliyor. Onun dışında üst düzey yani bu seviyelerde oynayabilecek bu profillere sahip bir sağ bek yok. Sol tarafta da aynısı yine Ferdi'yi sayabileceğiz. Rıdvan'ı sayabileceğiz. Birkaç isim var. Onun dışında yine bek sıkıntısı devam ediyor ama sol tarafı Deri Kön'le kurmuşken sağ tarafa da Zeki Çelik Türk kontenjanı içinde çok güzel bir transfer oldu. Onu da 3.1 milyon aldık Roma'dan. Daha sonra işte asıl arkasında durduğum transfer budur. Erik Martel 21 yaşındaki oyuncu birçok kulüp tarafından takip ediliyordu. Biz de onu kadromuza kattık. Martel sadece ve sadece 5 milyona takımımıza geldi. Bir önceki sezon Köln'de 29 maç çıkardı. Gelişen bir profil, ciddi anlamda kaliteli ama biz bu sezon Koko'nun hazır halini düşünerek Koko ile Abdülkerim'le ve Davinson Sanchez'le oynayacağız. Martel'i de kiralıyoruz. Hatta şöyle bir şey var. Size de bu teklifi göstermek istiyorum. Ciddi anlamda kiralama gideri oynatılırsa 2,5 milyon. Oynatılmadığı zaman 3,8 milyon kadar bir para kazandıracak bize. Ben de bu teklifi kabul ediyorum. Erik Martel Hoffenheim'a kiralık olarak gitsin hem yabancı kontenjanı açacağız hem gelişimine katkı sağlayacak bizim için win-win bir hamle olacak bu. Daha sonra forvet hattına Nambiyalı Peter Şalüli'yi aldık. Şalüli gerçekten çok atletik, sprinter bir oyuncu. Hem dayanıklı hem hızlı hızlanması yüksek. Çalışkanlığı da çok yüksek seviyede. Sadece karar alması ve kararlılık kısmında birazcık bizi düşündürebilecek ama onun dışında Icardi'yi yedekleyebileceğini düşündüğümüz bir forvet. Vinicius o kadar emin değildim profilinden. Hiç kullanmadım bilmiyorum ama Icardi'nin yerine alternatif olarak bazen çift forvete döndüğümüzde üçüncü bir isme gerek duyduğumuzda yine Şalüli Vinicius'la destekleyeceğiz Icardi'yi. Böyle bir transfer yaptık. Şalüli'yi sadece 500 bin euroya aldık. Daha önce bakınız Güney Afrika'da oynuyordu. Ve son olarak bizim vazgeçilmezimiz sıkıştığımız noktalarda uzun topa döndüğümüzde kenarlardan bol orta açtığımızda ihtiyaç duyduğumuz bir pivot olacaktı. 1.98'lik neredeyse 200 santime yakın volt aldık. O da yükselen bir oyuncu. iyi bir grafik çiziyor. Bu sene Werder Bremen'de çıplak gözle izlediğim, beğendiğim iyi bir forvet. Dediğim gibi yani forveti kalabalıklaştırdığımızda, kenar toplarına döndüğümüzde Voltmate'e ihtiyaç duyacağız ama takımın birinci forveti Tabii ki de Icardi olacak. Şimdi bunları ben size bir de taktik üzerinde göstermek istiyorum. Kaleye yine Mustera'yı koyacağız. Aslında bir tane de Japon kaleci gözlemliyorum ama bu kaleciyi alıp almamak konusunda, parayı harcayıp harcamamak konusunda kararsız kaldım. Bir de size göstereyim. Mayakawa var. Böyle bir profili var 28 yaşındaki kalecinin. Hava topları, bölge hakimiyeti, birebir ani çıkışlar, degage olsun, pas olsun, refleksler olsun, iletişim olsun. Ciddi anlamda çok çok iyi görüyorum. Tabii ki de birazcık zihinsel noksanlıkları var ama sanki tercih edilebilir ve iyi de duruyor. 5-6 milyona kapatılabilir. Oyuncuyu biraz daha gözlemleyelim. Aça gelebileceğini de olalım. Ee, dediğim gibi hani Muslera'nın bir alternatifi olabilir bizim için. Ona henüz o kadar para ayırmadık. Tabii ki de parayı bu şekilde bitirmedik. Hala 13 milyon da kenara koyduk. Bunu devre arası ihtiyaç duyarsak kullanacağız. Taktiğe geldiğimizde şimdi Başlayalım taktik dizilimimize. Evkimizi seçelim. Günay ile Muslera'ya güveneceğiz. Mustera'yı kaleye koyduk. Sağ beke Zeki Çelik'le dönüşümlü oynayabiliriz. Sol taraf kesinlikle kö. E, orta ikili de ikilide de Davinson Sanchez ve Abdülkerim'i düşünebiliriz. E, buraya ne dedik? Bizim oyunumuz Sergio Oliveira üzerinden şekillenecek. Bir tarafa, bir tarafa neredesin sen? Neredesin sen? Neredesin Kerem Aktürkoğlu? Diğer tarafa da kesinlikle Barış Alper'i tercih edeceğiz. Merkez orta sahaya, merkez orta sahaya Kerem, iki yönlü orta sahaya Torreira olacak. Hücum hattına da Icardi. Aslında baktığınızda ana kadroda Zeki hariç ekstra bir oyuncu kullanmıyoruz. Galatasaray mevcut kadrosu gayet güzel. Ama sonuçta düşünürsek 3 kulvarda oynayacağımızı, bir sürü maça çıkacağımızı hesaba katmak lazım. Bu yüzden bolca rotasyona ihtiyacımız olacak. Serge ve Zeki değişikliği olacak. Kön yerine burada işte birazcık soru işareti kalıyor. Belki zaman zaman Barış Alper'i, belki Abdülkerim'i solda oynatıp bir stoper olarak Kaan Ayhan'ı ya da El Fadli'yi bunları düşünebiliriz. Koko var daha. Oliviera çıktığı zaman buraya Taba Mokeyan olabilir. Ondan sonra El Fadli olabilir. Çift ön libero istersek. Orta saha Berkan Kutlu, Eyüp Aydın bu oyuncularla oynayacağız. Kanatlarda Hakim Ziyeh'i almayacağımızı söyledik zaten. Ön tarafa çıkartırsak ya da Barış Alper'i farklı bir yerde kullanırsak ona göre tercihlerde bulunacağız kanatlar konusunda. Hücum hattında da Icardi'nin alternatifi Chalulia olacak. Böyle bir düşüncemizde sahaya çıkacak. 4-1-4-1 olarak tabii hep söylüyoruz. Biz bu işin keyif aldığımız ve yaptığımız iyi olduğumuzu düşündüğümüz kısım neresi? Akan oyundaki hamleler. Buraya kadar böyle gideceğiz. Evet transferleri konuştuk. Neyi amaçladığımızı konuştuk. Taktik üzerinde kadro girişimizi yaptık. Şimdi de fikstüre bakalım. Fixtür'de Flora eşleştik. Saat geçeceğimiz bir tur olacak. Burada zorlanmayacağız. Onun haricinde öncesinde bir Alnasır'la Ronaldo'yu izleyelim bakalım. Böyle bir hazırlık maçı oynayacağız. Valencia'yı geçeriz. Pompacıları geçeriz. Alanya, Atay Samsun başlangıcıyla da lige adımımızı atar. Bölümümüzü tamamlarız. O zaman... Zaman kaybetmeyelim. Yolumuza devam edelim. Evet kadromuz belirleniyor. Otomatik seçim dedik. Şampiyonlar Ligi için Berkan'ı neden almıyor. Enteresan. Carlos Vinicius dışarıda. Ağlayabilir muhtemelen. Hocam beni niye dışarı bıraktın? Eyvah Sergio Oliveira da dışarıda. Öyle olmaz çocuklar. Ee, Erik Martel'i zaten göndereceğimiz için kiralık. Onu çıkartıyoruz. Şimdi burada kritik noktaya geldik. Aslında ben kararsız kaldığım nokta. Ndombele de dışarıda. Tamam. Hakimzi'ye çıkartırsak oluyor. Vinicius zaten dışarı dışarıda. Acaba diyorum. Ama Omar Abdurrahman'dan da çok umutluyum. Özel yeteneği 19 olan biri bizim için girip bir şeyler çözebilir. Kanat rotasyonunda sıkıntı çekiyoruz. Hakim Ziyeh oraları iyi oynayabilir. Baba Mokena'yı mı dışarıda bıraksam? Orta saha rotasyonumuzda düşünürsek Berkan olur. Berkan'ı çıkarsak tamam. Avrupa'da Berkan olmasın. Hakim Ziyeh olsun. E, Vinicius'u içeriye dahil edelim. Nick Voltmate'i dışarıda bırakalım. Hakim ihtiyacımız olacak. Onun tecrübesi var. Böyle bir listeyi gönderdik. Lisansı çıkartmadığımız Berkan Kutlu var, Eyüp Aydın var, Erik Martel var ve Endombele var. Geri kalan herkesin lisansını çıkardık. Yani sorun çıkartırlarsa da yapacak bir şey yok. Wolfsburg'da teklifte bulunmuş. Kupa kazanırsa 300, 800, 2.4, 3 güzel teklifler. Kiralamadan da kazanalım. Türkiye Süper Kupası 30 Aralık'ta oynanacak. Şimdi bir sonraki maç aslında önemli bir maça çıkacağız. Buradan hızlı seçim desek diye eh, olabilir. Tabo Mokena yerine Buraya kimi oynatalım? Kerem Demirbay dinlensin. Endombele'yi oynatalım. Sonuçta diğer maç oynatmayacağız. Kerem'i de dinlendirelim. Kerem yerine Barış Alper de yorgun. Kim olabilir başka? Omar Abdulrahman belki soldan oynayabilir. Abdülkerim Sanchez. Sanchez'i de dinlendirelim. Sal Koko oynasın. Abdülkerim'i dinlendirelim. Erik Mertel gitmeden önce bir bakalım performansına. Torayra dinlensin El Fadli ile başlayalım. Berkan tamam. Oynatmaya düşünmediğimiz oyuncular ilk 11'e yazabiliriz bu şekilde. Bu Abdurrahman Icardi. Icardi'yi de dinlendirelim. Carlos Vinicius'la başlayalım. Evet maç esnasında değiştiririz. Evet gördüğünüz gibi Ronaldo'lu, Maneli, Talişkalı, Brozovic'li, Otavio'lu bir Alnasır var karşımızda. Biz de biraz rotasyon yaptığımız kadromuzda çıkıyoruz. Evet ilk 20 dakikayı geride bırakırken Hakim Ziyeh ortaladı. Arka direkte Carlos Vinicius atıyor. 1-0 öne geçtik 20. dakikada. Golü tekrar izliyoruz. Arka direğe kesilen top. Oha iki oyuncumuz birden boş. Bu kim izlemiş bizi? Otavio. Bravo beyler süpersiniz. Ronaldo 6.7 ile oynuyor. Verin kardeşim şunu bize. Bir turda bizde oynasın. Aymeric Laporte'la geliyorlar. Topu kaptık. Buradan biraz şöyle yapalım. Şöyle bir görüntü olsun. Martelle çıkıyoruz. Martelin pası Omar, Berkan, El Fadli geçmedi. Tekrar Berkan Kutlu bıraktı Omar'a. Omar, Omar Talişka'ya kaptırdı ama tekrar kapıyor Endombele, Hakim Sakin. Biliyorum. Transferleri görür görmez yok. Şuradan Arabistan'dan oyuncu mu aldık hocam? Yok şöyle mi olacak hocam? Tranquilo. Ol. Biz sistemimizi çizdik. Bizim hep taktiklerimizde biliyorsunuz. Sisteme uygun oyuncu alırız. İsme göre değil. Hatta geçen gün şöyle bir şey oldu. E, Futbol Menajer 2008 e oynuyordum. Serkan Hoca'ya, Murat Hoca'ya falan gönderdim fotoğrafları. FM 2008'de farklı bir doku vardı. Bu da çok sade, çok belli başlı şeyler yapabiliyorsun oyun içerisinde. Bu kadar detay yok ama o yaptığın şeyler o kadar yeterli ki. Yani istediğin hamleleri görebiliyorsun, oyuna dokunabiliyorsun, daha çok müdahale ediyorsun. İşin bu kısmı o sadelik güzeldi aslında. Detaylandıkça bazı noktaları da iyi yapamadıklarında biraz daha o dokuyu kaybetti futbol menajer yıllar içerisinde. Bu arada köyünü dinlendirmemiz lazım. Oraya kimi çekelim? Martel oynar mı? Oynamaz. Koko da oynamaz. Sergio buraya da Kaan Ayhan'ı çeksek. Hakemi dinlendirelim ama Kerem de yorgun. El Fadli'yi alalım. Tabo Moken oynasın mı? Kaleye güvenim performansını görelim bakalım. O da üzülmesin. Kim var alacağımız başka? Bakıyorum. Icardi fena durumda değil. Biraz da Icardi'yi görelim. Carlos Vinicius yerine. Şu an diğer oyuncuların da kondisyonları çok yüksek değil. Peter Şalüli ile çift forvet yaparız. Kerem Demirbay var. Sonra alabileceğimiz. Eyüp Aydın Olabilir hatta Berkan yerine şöyle bir Eyüp Aydın takviyesi yapalım. Soyunma odasına gittik ikinci yarıya başladık. Evet ne diyordun futbol menajeri 2008'in o sadeliği ve her dokunuşunu oyunda görmen ayrı bir keyifti. Yıllar içinde evet çok özellik katıldı çok fazla talimat çok fazla taktik içeriği var. Şöyle de bir şey oluştu tamam sen taktik çeşitliliğini çoğaldın ama çoğu işe yaramıyor ki. Yani X taktiği, Y oyuncu şeyini, mesela yaratıcı forvet dışında en verimli olan nedir? Yaratıcı forvet. 2-2-4. Sen çok farklı şeyler deneyebilirsin ama metanın getirdiği, geçerliliği olan ya da kabul edilebilecek, sana başarı getiren belli başlı roller var. Bunların dışına çıktığında gerçekten çok zorlanıyorsun. Gerek savunma kısmı olsun, gerek roller olsun. Bu gerçekten oyunun e, ilerleyen sürecinde bence zafiyeti diye düşünüyorum. 2008'de bu yüzden e, çizdiğin her şablondan farklı sonuçlar alıyordun. Gittiğin her değişiklikte de etkisini görüyordun. Belki bir nostalji 2008 FM'si de yapabiliriz ilerleyen süreçlerde. Böyle küçük seriler halinde. Bakalım ne anlatmak istediğimi oradaki taktiklerden daha iyi göreceksiniz. Şimdi buraya döndüğümüzde ben işin bu kısmından keyif aldığım için bir de bazı şeyleri şu değersizleştirdiğini düşünüyorum. Artık o zamanlar 2000'lerin ortaları başları artık her neyse 2005-2008 dönemlerinde çok fazla siteler çok fazla sosyal medyalardan herkesin eline önüne geçen oyuncu listeleri yoktu. Ya da bu kadar editör datadan herkesin bakıp da işte şu oyuncu geleceğin yıldızı olacak işte biz de yapıyoruz genç yetenekler, wonder Kitler videosu paylaşmıyor muyuz? Adam FM 2024 wonder kit yazıyor. Biz ne yaptık? Fakire wonder kit yaptık. Bu adamları alıp geliştirebiliyorsun, büyük paralar kazanıyorsun, ne yapacağını biliyorsun. Hal böyleyken oyunu daha da basite indirgiyoruz. Ahmet'in aldığını, Mehmet'in aldığını gelip sana da söylüyor. Yayınlarda da bunu yaşıyoruz. Hocam bunu al, bunu al, bunu al. E alıyorsun, Adamın 30 gol atacağı belli. Bir sezon sonra 40 milyona satılacağı belli. E şimdi baba bu kadar her şeyi mükemmel olacak bir şablonu bildiğimiz sonucu tekrar oynamak oyunu kolay tüketiyor. O yüzden bizde ne yapıyoruz? Hep yeni taktik, yeni dinamik, yeni oyuncular bularak bunları çeşitlendirmeye çalışıyoruz. O sebeple bu oyuncuları gördünüz. Bak Brozovic'i, Abdurrahman'ı sakatladık. Neden? Çünkü kasap aldık oyun. Bu adam boşa almadık ve çizdiğimiz şablonda Ronaldo'nun takımını Ronaldo 3-1'e getirdi skoru ama yetmedi. Gayet güzel bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. Zaten fikstüre baktığınızda bakın 8-0-3-0-3-2-5-2-2-1-3-1-4-1-4-1 taktiğiyle oynuyoruz ama bunun kapanmakla, defansla, işte Galatasaray'ın geniş büyük kadrosunu aşağı çekmekle alakası yok. Bu sisteme Yukarıya çekecek oyuncularla oynuyoruz. Evet kura çekimine gidelim. Buradan turu geçersek kimlerle eşleşeceğiz? Buradan bir şey çıkmadı. Buradan da çıkmadı. Burada Sparta Burak var. İntikam alınacak beyler. Sakin olun. Evet nereye geldik? Bratislava ile eşleşiriz diye düşünüyorum. Bratislava hayırlı olsun bir sonraki turda. Yani kadromuz bence yine aynı olmalı. Endombele ihtiyaç yok. Orta sahaya yeterince kalabalık. Eyüp Aydın'a da aynı şekilde. Ziyeh'in faktörünü gördük. Etkili. Carlos Vinicius'u da kullanacağız. Martel'i zaten kiralıyoruz. Şu an kadro seçimimiz bence Avrupa için en ideali. Bir sonraki sezon Davinson Sanchez'i satıp ciddi anlamda Martel'i de oraya koyacağız. Asistan'ı gönderelim. Avrupa'daki ilk maçımıza, ilk ciddi sınavımıza çıkalım. Buraya geldik şimdi. Hızlı seçim dediğimizde Oliveira'yı buraya, Kerem'le Torreira bu şekildeler. Kerem Aktürkoğlu burada, Hakim Ziyeh yani bir önceki maçta çok iyi performans gösterdi ya. Bence burada tutabiliriz. Barış Alper yedekte kalsın. Buraya Zeki Çelik'le başlıyoruz. Sanchez, Abdülkerim, Derik Kön, Mustera şeklinde çıkıyoruz. Bence çok çok ideal bir kadro. Takımı bildirdik. Hemen otomatik numaraları ver dedik. 10 numarayı Hakimziye'ye aldı. Derik Kön, Torreira isteyenler numaralarını aldı. Sıkıntı yok. Numaraları gönder dedik ve maça çıkıyoruz. Asistanı gönderdik. Buraları geçtik. Haydi bakalım. Galatasaraylıların hala Okan Buruk'un gönderilip bizim getirilmemizden duyduğu şüphe, Fenerbahçelilerin oh İsmail Kartal gibi biri geldi bu sene biz şampiyonuz dediği bir seneye başladığımızda herkes ellerini ovuşturuyordu ama biz Galatasaraylıları üzmeyecek bir başlangıç yapmak istiyoruz. İlk top direkten döndü 6. dakika. O hem de iç sahada oynuyoruz maçı. Sergio Oliveira topun başında bizim için Kreatif oyuncumuz, bizim taktiğimizin e, ana materyali ya. Ana materyali. Bak Okan Hocam kadro dışı bıraktı falan, kullanmadı, yedeğe attı. Hayır. Bu iş, bu sistem Sergio Oliveira üzerinden yürüyecek. Kerem Aktürkoğlu biraz zayıf başladı. Aynı şekilde Keremler biraz sıkıntılı. Kerem Demirbay'dı öyle. 23. dakika oldu, hala golü bulamadık. Bir Flora hata izliyoruz. Sep geri döndü. Simirnov. Zeki oraya yetişti. Ki keyiflendiren transferlerden biri de Zeki olduğunu düşünüyorum. Türk statüsünde oyuncu ihtiyacımız varken. Bir direkten daha döndü. Bugün şanssız günümüzdeyiz. 28. dakika Gusev uzun gönderdi. Orta alanda Kerem Demirbay. Bıraktı Kerem Aktürkoğlu'na. Ondan da tekrar Abdülkerim. İyi paslaşıyoruz. Sergio Oliveira takımımızın maestrosu. Bıraktı Kerem Aktürkoğlu'na. Sergi Oliveira. Hep söyledim bu adam daha Galatasaray'a geldiği zaman dahi kadronun böyle yanına yeşil yeşil tikler atacağım bir adam. Kariyer yaparsam kesinlikle kullanacağım bir adam. Bak onun üzerinden onun gezgin oyun kurucu rolüne sırf rolü onun için oraya koydum bu taktiği yaparken. Gerisini izleyeceksiniz, anlatmayacağım. Burada bir gol incelemesi var ama gol verildi. Bu arada 2025'te gerçekten çok şey değiştirmelerle. Hani konuşuyoruz ya taktik üzerinden. Ya tamam bazı şeylere engel olamazsın. Herkesin elinde bir liste var. Adam en ucuzu, en yeteneklisi, en çok gol atanı, en verimlisi, bilmem nesi. Herkes her şeye şu anda ulaşabiliyor. Ama en azından taktiksel dokunuşların çok fazla çeşitlendirilmesi lazım. Oyun içerisindeki hamlelerin bazen ne yaparsan yap kör düğüm olmaması lazım. Onun dışında dediğim gibi roller biraz daha kullanılabilir olmalı. Ya yani şurada tek başına bir tane adamı koy, pivot santrafor oynat, verimi düşüyor. Yani 3. golü de bulduk. Engage rolü mesela. 10 numara rolü. Şimdi Olivier'a 8'de oynamaya devam ediyor. Kerem Demirbay yerine Taba Mokeano'yı Mokeano alalım. Onun da bir performansını görelim. Başka değişikliğe şu an için gerek yok. Hakim Ziye geçen maçta oynadığı için biraz yoruldu. Oraya Barış Alper'i atacağız. Fakat bir tık sonra hani adamı direkt çıkartmayalım. Hevesini kırmayalım şimdi hocam. Ben kalite oynadım sen beni çıkarıyor. Ben bunu sorun olarak algılıyor. Sen ne yapıyor diye odamıza gelmesin. Kerem bir şut daha çık çekti ama gerçek hayatla paralel bir Kerem izliyoruz. Bir kafa Abdülkerim'den. Bu arada ortaları yine arka direğe kesiyoruz. Şimdi Kön. Abdülkerim. Abdüş gidiyor. Yara yara gitti çizgiye kadar. Icardi bıraktı. Derik Kön vurdukça vuruyor ama girmiyor. Orayra. Abdülkerim. Icardi. Icardi nereye atıyorsun? Ziya ortaladı. Arka direkte. Yine Kerem. Sergio Oliveira. Müthiş bir top attı. Hakim <laughs> Ziya. Harika plese. Şimdi birazcık sakinleştiniz mi? Galatasaray taraftarı biraz rahatladınız mı? Hoca gerçekten bu işi başarmaya gelmiş dediniz mi? 55. dakikada 30 şut çektiren, yıldır yıldır oynatan, Sergio Oliveira'yı takımın yıldızı yapan, Afrika'dan, Nambiadan oradan buradan oyuncu toplayan, kulübün parasını çarçur etmeyip hala kenarda para tutan hocayı birazcık görürsünüz diye düşünüyorum. Şimdi. Şalülü'yü aldık. Sergio Oliveira'yı buradan çıkartıyoruz. Omar Abdurrahman mı? Vinicius mu? Abdurrahman'ı alalım. Biraz daha ofansif oynayalım. Ziye'yi çıkartalım. Buraya da Barış Alper Yılmaz'ı alalım. Kanatları da ileriye sürelim artık. Değişiklikleri onayladık. Beşinci gole doğru gidelim. Barış Alper girer girmez niye moralim bozuldu kardeşim aldık işte seni oyuna. Kerem ortaladı Barış dışarıya atıyor. Bir ortada köğünden. Yine Kerem'le tazeliyoruz. İçeriye baktığı Torreira. Bu Gusev ne kurtardı be kardeşim bugün. Yani herifin kolları düşecek artık. Alçıyı alırlar muhtemelen maç sonunda. Baksana 36 şut oldu. 12 tane isabet var. Kerem Aktürkoğlu ile kontraya çıkıyoruz. Derik Kön. <laughs> Ters tarafta. Barış Alper, Zeki. Sanchez'de geldik. Sanchez de ileriye çıktı. Torreira yine Gusev. Bu kim kim 109 yaptı bu Gusev'in gücünü? Ama Davinson Sanchez 5 oldu. 39 şuta ulaştık. Son değişikliğimizi de yapalım bence. Kerem'le şöyle değiştirelim. Çift forvete dönelim. Carlos Vinicius'u alalım derim ben. Şöyle bir yer değişikliği yaptık mı? Charlie Vinicius ileride oynasınlar. Omar, Kerem araya girdiler. Sanchez son adam bıraktık. Diğerlerini açtık etrafa. Barış Alper. Bir ortada ondan Peter Şalüli. Ya cıvata sandınız değil mi? Biz yolumuzda gidiyorduk. Ne duba var ne bir şey. Şalüli'yi gördük aldık adamı. Bak 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 Gusev'i bu sefer içeri soktu. Taktiksel değişiklikler yapılsın. 41 şuta ulaştık 79. dakikada. Şu ana kadar yaptığımız hiçbir kariyerde bu kadar ofansif, bu kadar şut çeken, bu kadar gole yakın, bu kadar saldıran bir takım kurmamıştık. Orta geldi arka direkte Sanchez vuramadı. Shaluli aldı topu. Bıraktı Sanchez'e. Stoperimiz ortaladı. Forvetimiz vuruyor olmadı. 43 şut. Kuta Kütahya yazdırdık Kütahya. Shaluli bırakıyor. Davinson Sanchez, Torreira, Barış Alper, Shaluli, ama Carlos Vinicius 7 oldu. 7. devam ettik. Kaçıncı direk oldu? Üçüncü direk. Ama yazmadı. Niye? İlginç. 48 şut. 50 şuta gidebilecek miyiz diyoruz. Bakıyoruz. Gidemedik. 48'de kaldık. 48 şut. 19 isabet. 5-50 gol beklentisi. %67 toplu oynama. 14 korner. Daha ne yapalım? Daha ne yapalım? Biri bize gelsin söylesin. Erik Martel'i kiralık olarak transfer ediyor. Offenheim. Biz de buradan güzel bir para kazanmış olacağız. Hem maaşa katkısıyla hem de bize ödeyecekleriyle. Bu arada bu adam gerçekten ilgimi çekiyor. Musteran'ın da önünde gösterilen bir kaleci. Bence almalıyız ama ya da bekletelim ya. Şu an para bağlamayalım. Zaten kullanamayacağız. El Fadli Libyalı oyuncumuz sakatlandı. Dostlar Valencia'ya karşı buraya Peter Shaluli değil. Carlos Vinicius olsun. Shaluli'yi sağda kullanalım. Kerem yerine buraya Abdurrahman. Derik Körnü yerine Barış Alper. Zeki yerine Serge. Sanchez yerine Koko. Abdülkerim yerine Kaan Ayhan. Mustera kalede kalabilir. Buraya Mokena. Endombele ve Eyüp Aydın. Şöyle yaptık. Tamam. Bunu da çıkarttık. Buradan sonucu göster. Sonuçta Valencia maçı hazırlık maçı öylesine geçiştireceğiz. 3-2 kazanmışız. Endombele 2 gol atmış. Güzel. Sal turnuvaları bir tık kısıyoruz. 13 milyona çıksın bütçemiz. Evet deplasmandayız. Hızlı seçim dedik. Burada Sergio Oliveira buraya. Kerem Demirbay Torreira yer değiştirelim. Hakim Ziye, Zeki oynasın. Sanchez Abdüş. Burası böyle. Icardi tamam. Hazırız. Takımı bildir. Makineyi deplasmana çıkaralım bakalım. Makine nasıl çalışacak? Zeki taç atışını kullandı. Hakim Ziye bırakıyor Sanchez, Sergio Oliveira. Hakim Ziye önünü açtı. Derik Köhn geldi. Kerem Aktürkoğlu orta geldi. Üst dağlar. 7. dakika gole çok yaklaştık. Köhn şimdi. Kerem Demirbay, Sergio Oliveira, Torreira. Asist Sergio Oliveira, gol Torreira. Devam edelim hemen. Mustera'dan Sanchez. Zeki biraz açtı ama Torreira orada. Torreira, Torreira bırakıyor Kerem. Kaleci yine gününde. Bir orta arka direk. Simirnov. Orta geldi. Sanchez üst alarda. Yine yükleniyoruz. 10 şuta ulaştık. Abdülkerim, Kerem Demirbay, Derik Köhn, Icardi. Atıyoruz. Simirnov yine aldı topu. Uzun bir top. Zeki bırakır mı? Bırakmaz. Şimdi Hakim Kerem Demirbay, Derik Kön, Zeki, Sanchez, Davinson Sanchez. Ah be. Sergio Oliveira orta geldi arka direkt Davinson Sanchez abi adam gol atmak istiyor. Alıp alıp topu gidiyor olmadı en son duran toptan attı. Evet devam edelim 3 oldu. Evet ilk yarıyı bitirdik. 24 şutumuz var. 4-39 gol beklentimiz var. Arkadaşlar bak Davinson Sanchez'in üzerine tıkladığımızda daha fazla link yap. Daha şut çek var. Yani oralara kadar giriyor çeviriyor genelde farkındaysanız. Şut çektirmiyoruz ama ileriye çıkmasını istiyoruz. Buradan nasıl bir değişiklik yapalım? Kerem'in ve Köy'ünün sarı kartı var. Bu tarafı sıkıntıya sokmayalım. Barış Alper'i mi alalım? Barış Alper'i değiştirelim. Hatta Abdülkerim'i şurada deneyelim. Bunu da merak ediyorum. Saul Koko'yu alalım. Ve bakalım sol bekte Abdülkerim performansı nasıl olur? Tabi bu maç ölçüt olmaz ama yine de bir görelim neler yapıyor Abdüş oralarda. Süpersiniz dedik. Sergio Oliveira üst ağlar. Motuş. Ivanova bıraktı. Zeki penaltı yapıyor. Hadi ver hocam ver. Şeref golü gelsin bir tane daha. Onu da kurtarır mı şimdi Muslera kaptan? Pajula. Affetme o topu aldı. Comeback mi geliyor yoksa? Pajula köşeye abandı ve golü attı. Lelastan'ıma. Abdülkerim bayağı düştü orada. Abdülkerim'i sol bekte çok hırpalamayacağız gibi duruyor. Ama şimdi bir model daha deneyeceğiz. Zeki'den Torreira'ya. Torreira kenara bıraktı ama bir offside var mı? Yok. Gol geçerli. 70'te farklı bir modele geçiyoruz. Abdülkerim. Barış Alper. Seken top. Koko geldi aldı. Abdülkerim çizgide Barış Alper Torreira yine olmadı. Bak Sanchez ileriye çıkıyor, pasını veriyor. Zeki golü atıyor. 5 oldu. Talvis de gitmiş. Tusuru çıktı. Savunma arkasına bir top Abdülkerim bir stoper gibi geldi oraya. Kerem Demirbay, Barış Alper direkten döndü. Evet 70'e geldik. 30, 32 tane de şutumuz var. Koko buraya. Barış Alper'i buraya çekeceğiz. Sol tarafa Şalüli'yi alalım. Şalüli'yi alalım. Onu sol öne atalım. Pardon ya yanlış yap. <laughs> Abdurrahman. Abdurrahman ön alanda olsun. Hakim Ziyeh ön alanda olsun. Oliviera'yı çıkartacağız. Hatta şöyle Carlos Vinicius'la Chalulu'yu değiştirelim. Kanatta kalsın. Evet. Vinicius Icardi ikilisini oynatmış olalım bakalım. Abdülkerim'i tekrar stoper aldık. Barış Alper'i sol bek e aldık. Bir de böyle bakalım Barış Alper'e. Şalüli'ye kötü bir pas Abdülkerim'den ama Barış Alper. Şalülü uzun oynuyor Omar'a. Omar. Omar çevirdi. Olmadı. Tilts. Koko araya girdi. Torreira coco ikilisi. Kerem Demirbay. Carlos Vinicius Icardi. Omar Icardi. Şiir gibi şiir şiir. 34. şutumuz gelmiş. 35 oldu son 10 dakika. Bir kafa, seken top, yine Icardi. 7. golü de attık. Bu sefer vaktimiz var. 8 yapar mıyız? 38 şut, 6.52 gol beklentisi. Evet son dakikalar. Carlos 1300 dışarıya gidiyor. 6-7-0-6 gol beklentisi ve 44 şut. Hani bu kadar olur mu diyorsunuz ama hoca biraz daha yukarıya çıkartıyor değil mi Şıtay'ı? İşte 7-7-14 gol attık. Evet pompacılara bir kadro kuralım. Köyün yerine Abdülkerim'i tercih edeceğim burada. Koko. Zeki yerine Sergi. Oliviera yerine Moken'a. Torreira yerine Berkan. Endombele. Kerem yerine... Nerede bizim adam? Omar Ziyeh yerine de Barış Alper. Ricard yerine de Carlos Vinicius. Sonucu göster dedik. Pompacılara karşı 3-1 kazanıyoruz. Tabo Makiyana sakatlanmış. Umarım çok uzun ve sıkıntılı bir sakatlık değildir. 3 hafta yok Güney Afrika'da oyuncumuz. Bir kura çekimi daha yapıyoruz. Bakalım bu turu da geçince neler yaşayacağız. Eyvah! Orada bir şey gördük. Ne dedi? Eğer üçüncü elemeyi geçersek Sparta Prag veya Molde. İntikam alınacak beyler. O intikam gelecek. Mustera Kaan Ayhan denilmiş. Kerem ikinci kaptan mı? İkinci kaptan Kerem. Kerem kalsın ya. Bozmayalım çocuğu. Sonra biliyorsunuz dağlara taşlara şutlar çekiyor. Kardeşim kadroyu seçtik işte. Aynılarını tekrar tekrar sorup durma. İsrail'e gidiyoruz. Tur için deplasmanda Makebi Haifa ile oynayacağız. Haydi bakalım. Bu sefer Abdülkerim'i yedek bırakıp Koko'yu oyuna aldık. Koko'yla başladık sol stoper olarak. Şimdi Sundrigen geliyorlar. Derik Kön, Koko, Kerem Demirbay, Hakim Ziyeh iyi çıktık oradan. Rakip yarı sahaya geçtik. Torreira, Kerem Aktürkoğlu çekti. Icardi. Bolivyaradan iyi bir orta kaleci. Lebonuni. Zeki ile tacı kullandık. Stat full. Stat tıklım tıklım. İsrail'de zorlu bir deplasmandayız. Koko'dan köye. stoperimiz pası veriyor. Sol bekimiz golü atıyor. Makine makine yaptık. En Galatasaraylısı bile böyle oynatamıyordur be. Vay efendim istifa. Vay efendim Okan Hoca yerine ajan mı tercih ettiniz. Vay şöyle vay böyle. Sanki ben yokken Sparta Pura eliyordunuz. Bak şimdi geldik. Delik deşik edeceğiz onları. İkardicim, ayaklar tutmuyor mu? Ne yaptın? Gene parti marti ne işler çevirdin ya? Icardi'nin ayaklar yere vuruyor. Sergio Oliveira geliyor. Mesafe tanımaksızın atar. Çünkü o bir maestro. Penaltı bekledi gördün mü? <laughs> Elleri kaldırdı böyle. Ulan Süper Lig'den ta Avrupa'ya da taşıdınız, oyuna bile taşıdınız şöyle hareketleri ya. Oynayacaksın kardeşim, yere atmak, penaltı beklemek yok. Hakem düdüğü çalana kadar oynayacaksın, takla atmayacaksın, yerlerde yuvarlanmayacaksın. Kim olursa. Takım fark etmeksizin. Çirkinleştirmeyin şu futbolu ya, bak. Boru gibi astı köşeye. Hakikaten mesela izliyorsun, gene klasik söylemler ya da aynı yer olacak ama... İngiltere'de orada burada. Abi adam 12 tane takla atan bir takım futbolcu vesaire yok. Ya adam 5 tane yemiş. Hala uğraşıyor yani didinmek için bir şeyler yapmak için. Bize bakıyorsun eyvah bir takım bir, birazcık öne geçmesin. 1-0 mı oldu? Of yat Allah yat yuvarlan babam yuvarlan. Yani nedir bu ya? Bu topun oyunda kalma süreleri. Korkunç. Icardi devre arası çıktın kardeşim. Sen partiyi biraz fazla abartınca olmuyor. Oraya direkt Carlos Vinicius. Bu maçın ilacı onda. Zeki'de biraz düşüklük var. Hemen Serge'yi aldık oraya. Kerem biraz yorgun ama kalabilir biraz daha Barış Alper'le. İkinci yarıya başladık. Süpersiniz beyler. 12 şut ilk yarıda. Bu arada Koko da 7.3 ile oynuyor. Abdülkerim 6.7 8 leydi. Koko bugün iyi bir maç çıkarıyor. Sergio Oliveira'ya kötü bir pas. Ama geri alma süremiz biraz yavaşladı bu atakta diyecektim ama Carlos Vinicius golcü işi bir vuruş yaptı. Gününde olmayan Icardi yerini aldığımız oyuncumuz Kerem Demirbay kapıyor. Carlos Vinicius döndü vurdu. Hiç gerilmeden böyle vuruşlar zordur. Mustara'dan Sanchez'e Hakim Ziyech bugün o da tekliyor. Sanchez yine. Adam seviyor gezmeyi ya. Şuna baksana. Her yere gideceğim. Her şeyde olacağım. Kerem taşıdı. Çizgi yendi. Derik Kön. Sergio Oliveira. Ah be. Şimdi Kerem Aktürkoğlu döndü geçti iki kişiyi bağladı aradan Carlos Vinicius Hakim Ziyech çaprazdan denedi olmadı yine. Şöyle bir girsek üçüncü değişikliği buraya sanki Şalüli yapalım. Şalüli'yi şuraya alalım. Torreira yerine bu sefer Abdurrahman'ı alalım. Oliviera ile devam etmek istiyorum. Şöyle bir değişiklik olsun. Dördüncü değişikliğimizi yaptık. Beşinci değişiklik de birazdan. Biraz bekleyelim. Sakatlık olur, harp olur, darp olur. Kerem Aktürkoğlu'nu çıkartırız muhtemelen. Sergio Oliveira'yı bu maç full tutmak istiyorum. Bir de şöyle bir şey yapalım. Ee, sen içeriye kat etme kardeşim. Sen buradan kanat forvet olarak. Burasını da kanat oyuncusu hücum yapalım. İçeriye girmeyelim biraz taktikteki değişikliğimize de gitmiş olalım. Sergi müthiş taşıdı topu ama kalın kafalı olduğu için yeşili sarı kırmızıdan ayırt edemeyip rakibe attı. Piero. Kaleli ters bir vuruş. Musrati'ye mi özendin? Ne yapıyorsun? Neyse ki kaptan uyanıktı. Gol yemedi. Ama şiş, şek. Garip garip isimleri var. Gol yediğimiz adama bak. Evet Davinson yine taşıdı topu. Kerem'den diğer Kerem'e. Omar indirdi Carlos. Şalüli. Kanat forvet dedik. İçeriye kat etmedi. Forvetin yanına kat etti. Hücumda bulundu. indirilen topu gol yaptı. Şalüli. Vay efendim Nambia'dan oyuncumu alır. Hocam köle mi getirdin? Hocam böyle şey mi oldu? Ya kardeşim. Ben bunun kabilesini tanıyorum. Güveneceksin hocaya. Plana sadık kalacağız. Serge Sanchez'e bıraktı. Aruer, Mustera, Sergio Oliveira, Omar. Kendi yer alanımızda böyle müthiş paslaşmalar. Koko, Sergio Oliveira, Omar, Vinicius. Ya şu gol olmalıydı ya. 1200 tane müthiş pas yaptık. Evet. Şimdi Kerem'i de çıkartabiliriz. Barış Alper'le. Onu da ön alana atalım. Değişiklikleri onayla. Haziza geliyor. Onu yapıştırdık yere. Barış Alper ne zaman oyuna girse surat yedek kulübesinde olmayı tercih ederdi diyor. <laughs> Beke koyduk, sağ kanada koyduk, sol kanada koyduk. Adam hep yedek kulübesini tercih ediyor. Neyse. Suratı güldü biraz. Muhammed'le geliyorlar bu golü yemeyelim gerek yok diyecektim ama Piero golü atıyor. Bu da işte oyunun azizliği. Birazcık gol yedireyim hani sen de gol ye hesabı yoksa mantıklı bir açıklaması yok. Peter Schalbli, Derik Köhn yine kaptırdık. Hemen 4-3'e mi geldi maç? Geldi. Evet. Böyle garip şeyler geliyor değil mi başınıza? Mesela 3-0 öndesiniz. Çat çat maç 3-3 oluyor. Ya da işte 4-1 5-1 yeniyorsunuz. Çat çat maç 5-4'e veya 5-5'e geliyor. 13 isabet ama 4 gol, 3 isabet 3 gol. Yani rakipte şey mi var? Ronaldo bile bize penaltı harici gol atamazken bu adamların forveti kimde bu kadar isabetli, bu kadar yakaladığını atıyor. 13 bitiricilik, ilk kontrol 9, hızlanma 10 ki biz bu adama yetişemedik. Haitili. Bunu da alalım kardeşim kadroyu o zaman. Sorun yok. İçeride 5 atarız göndeririz. O Sparta Prag deplasmanda 3-1 yenmiş. Abi net. Net bak bir sonraki bölüm. Sparta Prag yenme keyfi yapacağız sizinle. Alanya Spor'la da maçımızı oynayalım. Bir sonraki bölüm Sparta Prag'la açılışımızı yaparız. Lige de fırtına gibi başladığımızı görün. İçiniz rahat etsin. Hocaya güvenin plana sadık kalın. Şimdi İsrail deplasmanından döndüğümüz için biraz rotasyon. Derik köyünü Barış Halper'le dinlendiriyoruz, değiştiriyoruz. Sağ ön tarafa Oliviera'yı da dinlendirelim. Mokiana da sakat. Eyüp Aydın'la başlayalım mı? Başlayalım. Berkan'ın niye ligde lisansı yokmuş ki? Şaşırdım şu an. Berkan'ın lisansını çıkardım. Şu an Berkan'ın artık lisansı var. Onu oynatabileceğiz. Şimdi buradan oyunu Kerem kursun. İki yönlü Berkan olsun. Barış Alper, Abdülkerim, Zeki, Peter Şalüli, Kerem Aktürkoğlu, Icardi. Torreira'yı da yedeğe alalım. Sınırda sıkıntı yok. Tamam. Böyle çıkabiliriz bence. İç sahada Fatih Tekke'nin Pıvank Yolu Alanya Spor'unu konuk ediyoruz. Şu adamın profilini merak ettim. Geçen e, Trabzon maçında da sakat olduğunu gördüm. Pıvank Norwich'ten alınmış. Fena değil yani Alanya Spor kadrosuna göre. Gelir bize gol mü atar şimdi? Berkan Kutlu. Barış Alper, Zeki, Sanchez, Şaluli Zeki, döndü Omar Abdulrahman. Zeki yaptı muz ortayı. Omar 2. dakika var Şalper'den Berkan Kutlu'ya. Kerem Aktürkoğlu müthiş ivmelendi. Icardi aşırdı Kerem. Ah be Omar. Ertuğrul kurtardı. Bir orta daha. Arka direk. Icardi. Berkan. Demirbay. Şalüli. Penaltı hocam. Hocam. Yokmuş penaltı. Sanchez. Kerem Demirbay. Zeki. Yine Şalüli. Zeki Kerem Aktürkoğlu. 5. dakika 2-0. Kerem ortalığı da arka direkte. Ertuğrul. Çok atik. Çok hızlı. Bir de uzun top gönderdi. Uyjo Şaluli. Omar Abdülkerim. Berkan Kutlu. İyi pas yapıyoruz. Ah, derin bir top diye geçmedi. Yine Berkan. Omar. Berkan. Dönen toplar bizde olduğu gibi hızlıca da kapıyoruz yani. Icardi 10. dakikada gol atıyor ve durumu 3-0'a getiriyoruz 10 dakikada. Kerem Demirbay ortaladı. Icardi'den seken top. Şimdi diğer Kerem. Güzel. Berkan'a bak ağzı açık reaksiyonda. Bu arada ulan ben kend, ben diyorum bir şey yapacaktım. Kendimi ta tepede unutmuşum. Neyse bu bölümlük kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi kendimi tekrar e, olmam gereken yere ekranın kenarına getirdim ama ekranın tam göbeğinde belki de bazı pozisyonları engelleyerek size bir görüntü çirkinliği yaratmış olabilirim. Kusura bakmayın. Dalgınlık Yorgunluk biraz bu kısmı atladım. Çünkü transferleri konuşurken ortada olsun kamera görüntüsü dedim ama sonrasında kaldı. Beni hep ortadan izlediniz bugün. İlk yarıyı 4-0 bitirdik. Dülker'imi buraya alıp Barış Alper'i Şalüli ile değiştirelim mi? Her şey o da 7-20 ile oynuyor. Niye değiştireceğiz ki? Barış Alper'i buradan Kaan Ayhan'la değiştirelim. Sadece Kerem Kerem Demirbay biraz yorgun. El Fadli biraz sakat gibi var. Geldi Carlos Vinicius. Shift forward. Geri adım yok. Verdikileri çekmiyoruz geri. Ertuğrul Uzun gönderdi. Carlos Vinicius. Şalüli Zeki. Ama onu da nasıl kaçırıyorsun be kardeş? Şöyle bu ikiliyi ileriye çıkarsak. Ofansif olarak kimi alabiliriz? Eyüp Aydın'ı şöyle yapalım. Şu şekil olsun. Böyle sen de buradan kanat forvet hücum ol. Burada ofansif oyun kurucu hücum ol. Sen de burada yaratıcı forvet ol. Abdülkerim burada standart stoper savunma olsun ya. Bunu ileriye çıkarmaya çalışmayalım. Daha da bocalıyor. Hatta dördüncü değişiklik olarak Koko'yu alabilir miyiz onun yerine? Şöyle yapalım. Sergide fena durumda değil kondisyon. Niye onu sakladık? Carlos Eduardo girdi. Umar. Carlos Vinicius. Yine kötü pas. Carlos bugün tatsız. Efecan. Kelço Efecan. Carlos Eduardo dışarıya attı. Kaan Ayhan topla çıktı. Eyüp Aydın. Omar. Omar cepheden baktı vurmadı. Şaluli. Berkan'a Berkan. Sol ayağını aradı ama kötü bir pas. Sanchez geliyoruz. Kaan Ayhan. Abi şu Eyüp'le Berkan'ın çılgın iğrenç pasları bize golü yedirdi. Nice. Ha, yine şey dakikaları böyle çat 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 3 gol peş peşe. Evet 22 şut 3 gol beklentisi %66 toplu oynama 4 birlik skorla Alanya'yı İstanbul'dan uğurluyoruz. Fenerbahçe İstanbul'u 5-2 yani. Kurniç gol atmış. Helal olsun Kurniç'ime. Fikstüre geldiğimizde görüyorsunuz. Anlatmaya gerek var mı? 4 4 3 7 3 3 2'ler 5'ler 3'ler 8'ler takım böyle kurulur. Hoşça kalın.